Dördüncü duvardan herkese merhaba, ben Taha. Ben Beyza. Hoş geldin Beyza. Hoş bulduk Taha. Sorularıma geçmeden önce Beyza Nur Metin kimdir? Kısaca anlatır mısın? Ben kimim? 97 doğumluyum, Ankara'da doğdum. Dilsert'ten mezunum, 2019 yılında mezun oldum. Pandeminin öncesinde mezun oldum. O yüzden özel tiyatrolarda çalışma fırsatım da oldu mezun olduktan hemen sonra. Sidikli kasabasıyla mezun olduk biz. Çok keyifli bir oyundu. Güzel de bir sınıftık. Sonrasında zaten doğaçlama yapmaya başladık. Son yıl Kadir Çevik'le çalışıyorduk, bölüm başkanımız. Kontra doğaçlama. Mezun olunca onunla devam ettik. Bir yandan ben tatbikata girdim işte. Orada Cehennem'de oynadım. Sonra araya işte bir pandemi girdi. Onları muhtemelen konuşacağız sonra. Fazla açmıyorum o yüzden şimdi. Ya her şey bitti falan filan. Bu sefer Ast'ta devam ettim. Orada başka bir oyuna girdim. Bu süreçte kendi oyunumu çıkardım. Bugün bir cinayet işledim. Evet. Emre Aktürk yazdı onu da. Benim üst dönemlerimden yazardık. Sonrasında DT'de Troyalı Kadınları... O bu girdim. Sezon mu başladı? Geçen, geçen sezondu aslında. Onun da provalarını yeniden başladık işte. Böyle oyunumla arada bir İstanbul'a gidip geliyorum falan gibi bir düzenim var. Anladım. Öyle devam ediyoruz. Şimdi tam senin dediğin şeyden bir soru soracağım. Yani evet. İlk karşılaşmamız aslında pandeminin ilk günlerine denk geliyor. Şöyle ki 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Pandemi vakası. Ay evet. Oyun hatırlıyorum. Şimdi çok fena. 11 Mart'tan 2 gün sonra 13 Mart'ta ben Cehennem oyununa gelmiştim. Çok net hatırlıyorum. Çünkü bunlar böyle artık her gün işte vaka 1, vaka 2 Twitter'da uçuyordu. Vaka 1000 evet, falan. Evet. Neyse. O dönemde de şey, maskeler tartışılıyor. Takalım mı, takmayalım mı? Bir yerlere gidelim mi, gitmeyelim mi? Tiyatro olsun mu, olmasın mı? Neyse. 13'ünde ben tatbikata geldiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Her yer mandalina kolonyası gibi bir şey kokuyordu. Kolonyalar vardı. Evet, o gün şey konuşuluyordu bu arada. Bugün iptal etmeli miyiz, etmemeli miyiz falan evet. diye. O tereddüt de var ki sonraki dönemde de çok sordum. O iki taraftaki görüşü de duydum. Neyse, orayı çok dağıtmadan şeyi soracağım. Şimdi sahnede ön sıralarda oturuyordum ve oturduğum yerlere yakın ve önde olan, belki de biletini erken almış kişilerin gelmediğini de fark ettim. Böyle bir tedirginlik varken sahnede, seyirci olarak, siz nasıldınız? O oyun nasıldı? Ya ben çok gebeş bir insan olduğum için. Hani şey, böyle başına geleceklerden habersiz falan. Bir de o zaman yani benim için şey, iyi bir oyunda da falan oynuyorum bir yandan. Seviyorum da karakterimi. Hani gözümde çok da büyüttüğüm bir şey değildi her şeyin çok başında olduğu için. Ben daha fazla sahneye çıkmanın derdinde olduğum yıllarda ve heyecandayım zaten. Evet. Şey, hayır ya, niye iptal edelim, hiçbir şey kesin değil ki falan tarafındaydım daha çok. Hani bunun ama tabii ki seyirciyi etkilemiş olması birazcık üzücü oluyor. Yani ki o daha başıydı. İlerleyen süreçlerde zaten daha fazla yani hani şey yapmayayım. Ya şey, böyle sanırım Cehennem'in ilk, ikinci, üçüncü, ya ilk beş oyunundan biriydi 13 Mart muhtemelen. Evet, çünkü evet. Çok yakın bir tarihte premier olabilir yapmıştı. Ya, evet. Ben de çok merak etmiştim ki oyuna geldiğimde, ya oyun gerçekten güzeldi. Bu oyunla nasıl karşılaştın, nasıl başladı, onu biraz konuşalım istiyorum. Hani mezun oldun, nasıl ilerledi süreç? Şöyle, ben çocuk kastların şeyiyimdir Ankara'da gerçekten. Bir çocuk karakter var, Beyza oynar falan diye. Böyle bir şey var ama hani hepsini farklı oynarım gerçekten. Evet. O kadar da böyle tek çocuksa tek çocuk, tek bir tiplemem yok yani, tek bir karakter ya da. Mezuniyet oyunumuzda da Sidikli Kasabası'nda iki kast oynuyorduk. Birinde ben küçük Seli'ydim. Çok iyiydi gerçekten yani. İnsanlardan da çok güzel böyle dönütler alıyordum falan filan. Derken Yusuf Hoca falan da çok beğenmişti zaten. İşte mezun olduğumuz yılda hemen arkasından bu oyun çalışılınca beni görüşmeye çağırdılar. Yusuf Hoca sağ olsun orada işte bir pasladı yani. Sonra görüşmeye gittik falan. Bu şekilde aslında oldu. Böyle çok uzun da bir süreci yok yani bunun. Bir şeylerin denk gelmesi tiyatro çok mümkün. İyi de olmuş. Ya evet, birazcık şans işi oluyor bazı şeyler.
Cehennem oyununa başladınız, pandemi başladı. Sonraki süreçte oyun nasıl duraksadı? Yani ne oldu? Herkes durduğu için siz de durdunuz. Evet, biz de durduk. Ve gerçekten hiç bilinmeyen bir döneme girdik. Evet. O dönem neler yaptı, nasıl devam etti? Ya bunu ne sen sonra ben kendim böyle argo falan kullanmadan nasıl tanıtabilirim diye gerçekten bilemiyorum yani. Böyle evin rehavetine ben çok çabuk kapıldım. Ya ve gözlerimi falan daha fazla bozdum yani o süreçte. Bir numara falan daha yükseldi muhtemelen. Direkt yani o moda bekliyormuşum ben o moda girmeyi sanki gerçekten. Sabahtan akşama kadar ve geceden sabaha kadar sürekli dizi izlemeye başladım ve bu süreç boyunca gerçekten yani laptop şuramda yatakta ve Beyza neyi akıl edemiyor? Gözlüğünü çıkarmayı. Gerçekten uzak gözlüğüyle ben dibimden diziler izleye izleye böyle manyak bir süreç geçirdim. Sürekli kek falan yiyordum böyle. Ama şey bir yandan böyle mesleki anlamdan baktığımızda böyle o sıkışmışlık hissinin içindeydim ve geç kalıyorum. Aha gitti yani. Çok güzel bir şeyler başlamıştı. Çok hızlı ilerliyorduk. Hani doğaçlama da bitti şimdi. Cehennem de bitti. Ne olacak falan filan. Onun sıkışmışlık hissiyle biraz zorlandım yani. Psikolojik olarak hepimiz kötü zamanlardan geçtik. O kötü hissettiriyor. Çünkü yeni bir kariyer odağındasın. Evet. Bir şeyler çok güzel gelişmeye başlamış. Tak birden bitiyor yani. O biraz kötüydü. Anladım. Sonlara doğru biraz daha ama hareketlenmeye başladım falan artık. Tam da oyun yapmam lazım benim. Bu böyle olmuyor arkadaşım falan. Kafayı kırdığım bir dönem işte tek kişilik bir evet. oyunum var. Ona da başladım. Aynen. Şimdi onu soracağım. Bugün bir cinayet işledim. Evet. Oyununun hem yönetmeni hem oyuncususun. Bu oyunla nasıl tesadüf ettin? Başlangıç nasıldı? Nasıl ilerledi? Geçen sene başladı diye biliyorum. Evet. Doğru muyum? Geçen sene 1 Nisan'da premierini yapmıştım. Hatta yani tam afişimi Instagram'da kaçında paylaşmışım. Bir bakabilirsem. Tabii. Yani şöyle cidden bakıyorum bu arada. 2022'de evet evet. 1 Nisan 2022'de premier yaptık. Nasıl başladım? Az önce de bahsettiğim gibi cidden benim oyun yapmam lazım falan diye böyle durmak istemiyorum. Çünkü sahneyi ben çok seviyorum. Oynamaya bayılıyorum. Bir şeylere ihtiyacım var. Bir şey yoksa kendimi yaratmak zorundayım. Evet. Yani bizim mesleğin gerekliliği bir noktada. Böyle işte yakarırken falan Emrah'la oturuyorduk. Emrah dedi ki benim Emrah Aktürk oyunumu yazan arkadaşım. Bir oyun yazmıştım ben öğrenciyken. Eski bayağı bir erkek için yazmıştım aslında ama bir bak istiyorsan falan. Sonra baktım, hoşuma gitti. Hoşuma giden bazı belirgin yanları vardı. Çünkü hani üstüne çalışacağım karakter ilgimi çekti açıkçası. Hani ben ne yapabiliyorum? Birazcık kendimi test etmeyi seviyorum çünkü. Kendimden ne kadar farklı bir şey olursa o kadar iyi çünkü. Sonra o şekilde oyunu akşam işte tamam Emrah dedim ben bunu çalışırım. Sonra böyle oyuna dair bir şeyler şekillenmeye başladı kafamda. Sonra ilerledi. Evet, evet. Hazırlık süreci ne kadar sürdü? Genelde çok değişken oluyor. Şimdi bazı oyunlar için çok uzun zamanlar harcanıyor. Sen ne kadar bir süre harcadın? Ne kadar bir süre harcadın biliyor musun Taha? Şöyle bir 6-7 ay kadar sadece böyle boş bir alanda oturarak ne yapacağım ben gibi bir anksiyeteyle başa çıkmaya çalıştım. Hani cidden böyle duvara falan yaslanıyorum ne yapacağım? Evet, çalışacağım dedim. Şimdi ne olacak falan. Ama bir türlü de ayaklanamıyorum. Yani bir donmuşluk vardı üstümde hani. Bir de çalışma ortamları falan sıkıntı oluyor aslında. Çok rahat sahne falan bulamıyorsun yani. Evet. Bir yere gidiyorum, orada birileri içeri giriyor falan böyle. Rahat hiçbir şekilde başlayamıyorum yani. O ilk adımı bir türlü atamadım. Hep zihnimde bir şeyler var ama bu böyle sürdü. Sonra bir gün işte Feyd'e gittim. Sağolsun Feyd çok yardımcı oldu o konuda bana, Murat Bey. Çok iyi bir insandır zaten. Orada ilk provaya başladım. Sonrasında bir ay sürdü oyunu çıkarmam. Ayaklanmamdan itibaren bir ay sürdü. Aslında hani o tuhaf sancıları çekmeseymişim, 1 Nisan'ın da öncesinde bir premier yaparmışım. Çünkü böyle benim kafa karışıklığımı bir kenara bıraktıktan sonra
hadi bir ay sallamayayım, 1,5 ay olsun yani. Ama iyi gelmiş gibi. Çok iyi geldi. Hmm. Kendime geldim biraz yani. Anladım. Cidden iyi geldi. Biraz oyunu detaylandıralım. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi en çok Ankara'da Farabi sahnesindesin. Ve sonra ikinci olarak, ki bence bazen de İstanbul daha mı çok acaba da diyorum. Moda sahnesine çok gidiyorsun ki Taksim ara sahne açıldı, oraya da gittin galiba. Bir şeyi merak ediyorum. Şimdi seyirci dinamikleri farklı. Ankara ve İstanbul, evet. Tepkiler sana nasıl? Dönüşler nasıl? İstanbul'da çok iyi tepkiler alıyorum. Moda sahnesinde seyircim oturmuş durumda aslında. Oraya ilk oyuna gittiğimde de ben Ankara'da hani hala, ya açıkçası birazcık Ankara'da seyirci bulmakta sorun yaşanabiliyor. Bu da bir sabır süreci gerektiriyor. Gerçekten bu sabır da bir ay iki ay değil, cidden bir yıl, iki yıl. Evet. Ya da daha başka hani üç olsun falan. Böyle kafayı kırmak gerekiyor bir noktada. İşte onun içinde savruluyorum ben hala. Ankara'da hala bunun sıkıntısını yaşadığım noktada yine hani oyundan 1 Nisan'da premier yaptım. Burada 2-3 oyunu oynadım, İstanbul'a gittim. O gün oyunum doldu zaten direkt. Ve şey, ben böyle ay ne oluyor, ne oluyor? Böyle seyirci dinamiği orada çok iyi geldi. Anladım. Çünkü böyle bir takip ediyorlar falan sanki. Biraz moda sahneden de kaynaklanıyor tabii, onu da şey yapamam. Orası iyi geldi. Ankara'ya dönünce de bir noktadan sonra oturmaya başladı aslında seyircim. Hala böyle işte Kültür Yolu Festivali oluyor. Evet. O döneme denk geldiği için sahnenin çeyreğine oynuyorum falan gibi durumlara maruz kalabiliyoruz. Ama onun dışında son dönem artık Ankara'da da oturdu. Sezonu kapatmadan önce sahneyi dolduruyordum zaten falan. Evet. Bu sezonun da bilmiyorum devamında ne olacak, iyi geçecek gibi bir his var içimde. Soruyu tam yanıtladım mı ben? Yanıtladın aslında. Yani. Şöyle, ben Ankara'yı, ya biraz Ankara'daki seyirciyi garantici bir seyirci olarak görüyorum. Ben de seyirci olarak, kendi yorumum bu. İstanbul'da ise biraz daha denemeye açık. Evet. Çünkü Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nun çok ciddi bir baskınlığı var. Ki insanlar çok da alışmışlar ki 13 gün önceden biletlerini bitirdikleri bir tiyatroyu vazgeçemiyorlardı, evet, orada. Evet, yani ona alışınca böyle tarza falan da çok alışıyorlar, evet. Bazıları. Aynen. O belirli tarzlara ve şok geçirebiliyorlar yani. Çünkü şöyle söyleyeyim ben, anlatayım ya bunu, ne olacak anlat, ki? Akün'de oynadım Ankara'da bu oyunu. Bir kısmı DT seyircisi geldi, evet. Hani belli bir yaş falan. Gerçekten birazcık değişik bir süreçti. Çünkü sen benim oyunu biliyorsun. Böyle biraz sert bir şeyler, evet, de var, evet. Falan. Ufak da olsa bir küfür ediyorum. Biri böyle montunu falan kapatıyor üstüne. Böyle şok falan geçiriyorlar. Çok ilginç. Gerçekten böyle kapananlar falan vardı öne. Sanki bir şey fırlatıyormuşum gibi. Gerçekten, evet. İlginç yani. Bir amcayla teyze bana kızmış oyundan çıkınca böyle. Böyle oyun ses desem var ya falan filan böyle. Ablam duymuş falan. Böyle birazcık random şeyler oluyor. O işte alışılmış bir alanın içinden çıkmama ve alternatifi çok denememekle, evet, evet. Alakalı. Maalesef öyle. Ama İstanbul'da muhtemelen bu sefer de alternatife çok alışkınlar. Ve onun yanında da İşte farklı oyunları denemeyi sevdikleri için de çok geliyorlar. Bu güzel bir şey. Kitlerin açısından da iyi. Sadece ben İstanbul'da gittiğim oyunlarda şeye biraz sinir oluyordum. Seyirci tarafından yine bakacağım. Mesela seyirciler çok telefonlarıyla haşır neşirler. Ben çok sevmem ışık görmeyi. Seyirci olarak sevmem. Çok, çok yani rahatsız. Instagram'dan birini stalklayamazsın orada. Ama orada çok rahatlar gibi gelmişti. Belki bir iki tekil bir şeydir bu, bana denk gelmiştir bilmiyorum ama Ankara'da biraz da pür dikkat izleyen bir seyirci de var. Ondan dolayı da belki o kişiler montun altına girmeyi tercih etmiş olabilirler. Evet evet, ya o tamamen dikkatli izleme meselesi Ankara'da var. Evet. Ve şey, böyle İstanbul'da aslında telefon olayını çok sık yaşamadım. Hani İstanbul Ankara diye ayırabileceğim bir şeyde farkla yaşamadım yani. Yoksa yaşıyoruz hep böyle şeyleri. Ama İstanbul'daki seyircim biraz daha böyle rahat takılıyor aslında. İşte oyun birazcık gerilimli de olsa, evet. Oradaki şakalar falan var benim istediğim. Hani oyunun birazcık ajiteden ayıracak, evet, olan, evet. Şeyler var. Ya seyircinin bazen enerjisi gelince dolayısıyla onlar da çok daha iyi tutuyor. Dolayısıyla temposu yükseliyor falan oyunun.
bu konuda çok hani gülmek falan hiç sıkıntı olmuyor. Ama Ankara'da bir tık daha sanki çekingenlik yani hani evet. Aman ya rahatsız etmeyeyim şimdi içimden güleyim bazen falan filan gibi. Hem öyle hem de biraz şey bilmiyorum yine çok genelleme olacak ama Ankara'da sanki biz biraz o oyunun dramatik demeyeyim. Gerilimli tarafını daha mı elimizde tutuyoruz bilmiyorum. Ben oyunda gerildim yani. Yani bu... Ya evet, evet. Bir de böyle senin geldiğin oyunda muhtemelen dolu muydu? Değil. Dolu. Yani bence boş değildi. Yani şöyle, bu oyunun şöyle bir handikapı var. Sen seyirci tarafı birazcık boşsa oyunla cidden daha da gerilimli bir yere kayabiliyor. Ben en öndeydim. Belki ondan çok etkilenmiş olabilirim. Çünkü yani o zaman seyircinin de sağ solu boşalıyor ve zaten anlattığım bir şeyler var. İyice böyle bir ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evet, evet, evet. O yüzden sıkıntı oluyor yani öyle konularda ama ya gerilimi de seviyorum bu oyunu. Neyse ki öyle de yiyor yani. Evet. Şimdi çok genelden konuştuk. Böyle biraz bu oyunun derdini de konuşalım. Çok işte genel sorular sorduk. Bu oyun hakkında hiç bilmeyen birine ne söylersin? Bu arada bu soru zor olabilir. Şöyle zor olabilir. Sen çünkü A'dan Z'ye hatta sıfır yani bayağı öncesi sonrası bir sürü şey yaşıyorsun. Evet, evet. Yani oyun bence gerilimli bir oyun. Hikayesi güzel. Yani nasıl söyleyeyim? Aslında hayatımızda olan, toplumun içinin böyle derinliklerimizde olan şeyler ama gün yüzüne çıkmadıkça halı altına süpürdüğümüz evet, şeyler evet. de olduğu için bence çok vurucu bir oyun. Metin o anlamda çok beni etkilemişti. Mesela tanıtım metinleri yazıyoruz. Onu sen mi yazdın? Cansu Yumuşak yazdı onu. Cansu benim sınıf arkadaşım yazarlıktan o da. Bu oyunu ben tek çalıştım. Ama bazı provalara Cansu'yu çağırdım. Sağ olsun o da geldi. Aynı zamanda oyunun dramatürsünü de zaten Can Uysal'la ikisi yaptılar. Çalıştığım karakter birazcık doğru yapabilir miyim acaba? Nasıl yaklaşmalıyım gibi. Ya etik anlamda böyle kafamda bir şeyler sadece korkular oluşturuyordu. Gereksiz fazla düşünüyordum aslında. Cansu çok rahatlattı o konuda. Çünkü ben trans bir karakteri oynuyorum. Cansu da o dönem trans mültecilerin danışmanlığını yapıyor. Ya ve bilmiyorum çok yararı oldu. Çünkü bir şeye yanlış yaklaşmaktan çok korkuyordum. İçimi çok rahatlattı o konularda. Oyunda biraz bunun üstüne gibi olsa da aslında hepimizin ötekileştirildiği taraflar var. Ve hayatına her anında görünmeye çalışıyoruz. Bir görünür olma arzumuz var. Ya bunu oynarken hani bir oyun çıkarıyorum ve bir oyuncu olarak görünür olma arzum var da bir yandan. Bu hani kişisel hayatımızda da böyle. Karakter de böyle aslında. Birçok yerinden tutabileceğimiz bir metin o yüzden. Hem kendimizden de bir şeyler görebileceğimiz, hem biraz daha evet ya var abi böyle hayatlar, hep mi böyle oluyor bu insanların başına kötü şeyler geliyor diye bir klişe var. Ama evet, hep böyle oluyor. Böyle olmasın. Hani finalde de ben o yüzden böyle olmasın tarafını tuttum biraz daha. Hepimiz için yani işte fark etmiyor. Doğru da anlatabildim mi bilmiyorum. Şimdi şöyle, ben oyunu seyretmiş biri olarak daha net anlıyorum şu an senin evet, anlattığını. Evet. O yüzden... Bir sırlar kapısı. Açıklamada da çok bir şey vermiyoruz oyunla ilgili. Hani evet. Şoke oluyor insanlar görünce. Neyle karşılaşacağını çok bilmeden giriliyor oyuna. Evet. Ve mesela afişte bir sandalye var. Sandalyeyi de çok güzel kullanıyorsun. Çok spoiler vermeden. Evet, evet. Bu tek bir şeyle, yani genelde oyunlar sadeleşti son dönemde özellikle. Pandeminin de etkisi oldu. Biraz daha taşınabilir oyunlar. Sahneden sahneye gitmesi kolay oyunlar yapıldı ki bu her zaman handikap ya da kötü bir şey değil ki. Ben Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyununda tek bir saksıyla neler yapıldığını gördüm. Evet, yani mis gibi. Evet. Burada da sen sandalyeyi çok farklı şekilde kullanıyorsun. Bir iki şeyde çok etkiledi de. Bir iki şeyden minik birini söyleyeyim. Tabii, tamam. Mesela o kapıdan bakma meselesini sandalyeyle anlatmak çok iyiydi. Yani burada mesela sandalye kullanmak nasıl aklınıza geldi? Nereden çıktı sandalye? Bana bir vahiydi adeta. Ya böyle yatıyordum gerçekten. Oyunu çıkartacağım dönem işte.
üstünü artık düşünüyordum nasıl bir şey, rejisini nasıl kurabilirim diye. Bir anda sandalye diye uyandım gerçekten yani. 5 falandı. Evet dedim, sandalye kullanacağım ve böyle böyle olmalı sandalye. Hani çok temiz anlatırım bu şekilde. Bir de ben simgesel şeyleri çok seviyorum. Tek nesnenin dönüşümünü seviyorum yani. Böyle bir şeyi olduğu gibi görmek değil de olabileceği varyasyonlarıyla görmek çok hoşuma gidiyor. Hayatta da öyle çünkü. Sahnede de hayattaki bu kuralımı aslında uygulamayı seviyorum. O yüzden bu bana çok kullanışlı geldi. Ve sandalyeyle birlikte sahneye girdiğimiz zaman zaten o çok aktı dedim yani, öncesinde duruyordum falan böyle. İnan yani o hareketsel birçok şeyi evet, ilk provada direkt çıkardım. Direkt çıktılar. Gerçekten hani o olacakmış zaten yani. Sandalyeyi buldun evet ama ya ürettin değil mi o sandalyeyi yani o... Evet. Tamam. Neyse çok spoiler vermeyeyim. Ürettim. Bence bu oyuna gidin. Anca öyle anlaşılacak. Biraz sona doğru geliyorum. Aha. Şeyi soracağım. Şimdi Devlet Tiyatrosu'nda Troyalı Kadınlar oynuyorsun. Evet. Bu çok detaylandırmayacağım çünkü seyretmediğim oyun hakkında bir şey söylemek biraz benim için negatif oluyor. Devlet Tiyatrosu'nda çok büyük bir ekiple çalışmakla tek başına ya da birkaç arkadaşınla çalışmanın farkını biraz merak ediyorum. İkisini kıyaslasan ne dersin? Şimdi şöyle bir şey var. Özel tiyatrodaysan ya da DT gibi, hatta direkt DT gibi bir kurumdaysan bunun getirdiği çok güzel kolaylıklar var. Senin servisin oluyor, kostümün dikiliyor, ölçün alınıyor. Ya da işte saçını yapan birileri var. Yani herkes mesleğini yapıyor evet, aslında. Tek başına birçok şey sırtlanmak zorunda değilsin. Ve o konu çerçevesinde çok büyük bir rahatlık. Sen de işine odaklanabiliyorsun. Bunu tercih eden bir insansan yani hani. Ama kalabalık bir ekipteyse de ekip enerjisi, grup dinamiği iyiyse zaten o çok keyifli geçiyor. Ki ben çok severim böyle. Ne, tek kişilik oyunun da çok güzel tarafları var. Evet. Çok öğretici yani. Süreci zaten ilk başta beni heyecanlandırmıştı. O tek başına bir şeyler yapma arzusu. Ama birileri de varken çok daha keyifli oluyor. Hala hani böyle özlüyorum. Daha böyle şey bir oyun olsun da paslaşa şöyle partnerlerimle oynayayım evet, ya falan diye bir özlem oluyor. Minik bir şey diyeceğim. Tabii, mesela tabii, tek başınasın, takıldığın bir yeri düzeltmen daha mı zor senin için? Orada paslaşmak deyince aklıma ilk bu geldi. Ya aslında takıldığım bir yerden ziyade çünkü artık tek olunca birazcık alışıyorsun ya. Onun bir zor tarafı yok bence ama anladım, duygusal olarak, psikolojik olarak zor yanları var tek olmanın. Çünkü hani ben bu oyunu her yere tek başıma götürüyorum. Yani dekorunu taşı, ya bir yandan hastalıklı bir şekilde hoşuma gidiyor. Çünkü şey, evet sen dirençlisin Beyza, yapabilirsin. Bak neleri göz alıyorsun falan gibi bir şey oluyor. Ama sahne kiralıyorsun her evet, seferinde, seyirciyle ilgileniyorsun. Ya yardım edin desem etmeyecek arkadaşım yok bu arada. Hani zaten ekibim de öyle. Ama ben biraz da böyle tek başına bir şeyler yapayım ya. Kendimi böyle kendime kanıtlamam lazım gibi bir şeyin içinde tamam, olduğum için. Gidiyorsun İstanbul'a, dekor taşı, onunla ilgilen. Bazen ışıkçı arkadaş gelemiyor, başka birini bul. Sonra hani bazen oyun çok iyi geçiyor, bazen istediğimden bir tık daha evet, hani kötü geçebiliyor falan. Bunların hep sürecini tek başına yaşa yaşa. Bunlar en zor kısımları. Anladım. O anlamda bir handikapı var sadece. Diğer taraftan da devlet tiyatrolarında her şey dediğin gibi. Herkes mesleğini yapıyor. Ya evet. Her şey belki bilmiyorum planına gidiyordur herhalde. Şu dakikada şunu yapacağız. Şu. Evet evet yani her zaman öyle bir program elinde oluyor. Onun dışında hani iyi bir prodüksiyon yapabiliyorsan da tabii ki kullanılabilir. Sahnenin birçok şeye olanaklıysan evet, yani. Ama bunu da tam olarak yapamıyorsan bence cidden daha ufak ufak bir şeyler yapmak, onu parlatmaya çalışmak da iyi bence. Anladım.
soru bu böyle bir şey sormadın. Bunu niye söyledim? İçimden kendime bir soru sordum, yanıtladım. Olabilir, gayet normal. Bu tarafı da merak etmiştim ki evet, Troyalı Kadınlar da çok kalabalık bir ekiple çıktığı için güzel de bir soruydu bence. Şimdi şey soracağım son olarak. Biz yayınladığımızda Dördüncü Duvar ve Dördüncü Duvar'la olan ilişkini merak ediyorum. Şimdi bugün bir cinayet işlediğimde sen başlangıçtaki hareketlerinle hoş geliyorsun ve kırmayı seviyor musun? Bence seviyor gibisin yani. Seviyorum ya, ben seyirciyle oynamayı çok seviyorum, onların bazen sinirini bozmayı. Sinir bozma. Karşılıklı olarak sinirlerimizi bozuyoruz. Onlar senin sinirini bozabilir mi? Bozuyor mu? Bozuyorlar tabii. Ya, tatlı bir etkileşim gibi geliyor. Evet. Yani seyirciden ne alırsam, ben çok enerjisel de bir tipim böyle. Alıyorum karşımdakinin enerjisini. O yüzden böyle seyirci eğlenirse zaten o geçiyor. Gerilirse o da geçiyor falan. Ya da çok gerginse biraz böyle laf atıp hani ondaki o sinir bozucu gülümsemeyi görmek falan hoşuma gidiyor. Anlaşıyoruz bir şekilde yani. O yüzden hep kırıktır benim dördüncü duvarım. Çokmuş. Yani, öyle bir ilişkim var. Keyifli. Bazen dördüncü duvar var mı yok mu anlayamadığım durumlarda geriliyorum. Çünkü bana mı sordu, söylesem mi şu an bir şey gibi bir şey. Ama onun hissini vermekle de alakalı. Sen de öyle bir şey hissetmemiştin. Ya evet, şöyle ben hani seyirci farkında olmasa bile kafamda onu konumlandırmayı seviyorum. Hani evet şu an hani oynuyorum, seyirci de geldi izliyor gibi bir şey değil de biraz daha hani tamam şu an böyle bir olay var burada, seyirci ne konumunda olsun kafamda. Hani anladım. Seyirci olarak düşünmek değil de onları da zihnimde oyuna dahil ettiğim bir şeyler olarak. Güzel bir şey aslında. Evet yani bu biraz daha iyi geliyor bana. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da yeni projelerin varsa bahsetmek ister misin? Ya şu an bir proje var ama çok yeni. Tamam. Bir müzikal var ama onun böyle provalarının çok başındayız. Tamam. Öyle zamanı gelince paylaşılır gibi. Tamam o zaman. Görüşmek üzere o halde. Görüşmek üzere.